Aynen. Bir de yasak varmış ama tamam ondan sonra. Biz burada aslında birçok ile örnek olabilecek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bir call center kurduk. İnsanlar bize ulaşıyor, hangi eşyasını bağışlamak istediğini söylüyor. Arkasından o bir liste halinde dataya giriliyor. Kurduğumuz nakliye ağıyla birlikte her gün sabahtan itibaren akşama kadar evlerden büyük eşya topluyoruz. Sistemde her şey kayıtlı. Daha sonra yardım almak isteyen insanlar buraya geliyorlar, bir form dolduruyorlar. O formda tüm ihtiyaçlarını yazıyorlar tek tek. Sonra arkasından arka depoya girip birlikte, aileyle birlikte kendi isteklerine ve göre bu malzemeyi seçiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir eve bir şeyi gönderirsiniz ama o evin metrajına uymaz. Bir insanın sonuçta üstünde oturacak. Orada zaten bölgeden zor gelmiş. Zaten bölgeden kalbi kırık, gönlü kırık gelmiş. Hiç olmazsa burada üzerinde oturacağı malzemeleri veya kullanacağı malzemeleri kendisinin seçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Beraber giriyoruz depoya. Eşyaları seçiyoruz ve aynı gün içinde de hemen arka taraftan çıkışı ne yapıyoruz? Komple bir evin. Eşya toplarken her halükarda fotoğraf istiyoruz. Eşyanın fotoğrafını. Çünkü kendimiz evimize sokmayacağımız malzemeyi başkasına veremeyiz. Ya sıfır ya da sıfıra yakın malzemeleri topluyoruz özellikle. Bu çok önemli. Çünkü yani depo boşaltmak değil amacımız. Amacımız gerçekten insanlara yaşanabilir bir ev ortamını sağlayabilmek. Dün akşam itibariyle 77 tane evi A'dan Z'ye. Yani ne demek bu? İşte bulaşık makinesinden gardırobuna, diş fırçasından perdesine kadar 77 evi tamamladık. Eksiğini tamamladığımız ise herhalde bir 200'ün üstünde ev vardır şu anda. Şu anda Eskişehir'in her noktasından yardım geliyor. Bunun gelmesinin en büyük sebebi, örnek uygulamadan kastım şu. Bir toplama merkezi açabilir herkes, belediyedir, X3'dir ama eğer evden alamazsanız o eşyaları, aldırmazsanız eğer insanların getirme şansı yok. Yani bir buzdolabını insanın arabasına koyup gönderme şansı yok. Buradaki en önemli hassas nokta aldırabilmek. Buradaki amacımız bizim ön planda olmak değil. Şu anda biz tüm bizden destek isteyen veya bizim de yardımcı olabileceğimiz her türlü özel veya kamu kurum da olsun herkese destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bağış rakamı her gün azalarak gidiyor. Çünkü şehirde sanırım yavaş yavaş artık beyaz eşya ve mobilya kalmamaya başladı. Fark etmez. Yani burayı bağış geldiği süre içinde açık tutacağız. Şöyle şey, diğer masaya. Birden gideri alsın. Kesene. Aklı mı?